Bunlar yapmayın. Devam edin lütfen. Tuğçe'cim sendeyiz. Önce sebeplerini duyalım canım. Aslanım benim bu puanı vermemdeki asıl sebeplerden biri başkaları gibi bahanelere sığınıp işte ben çeyizime bir şey yapmadım demedi. Çeyizine birkaç ürün yapmış ve başından geçen talihsiz bir olay yüzünden çeyizlerini dağıtmış. Eminim o çeyizleri dağıtmasaydı daha büyük bir çeyiz olurdu. Ve evin dekorasyonu evet zıtlıklar kullanmış, bazı şeyler uyumsuz olmuş ama bu ufak evi geniş bir şekilde göstermiş. Ben o yüzden ona güzel bir puan verdim. Peki puanını görelim canım. Benim sana puanım. Üç puan. Ya diğerlerine nazaran güzel bir puan verdi. Adaletli davrandığını düşünüyorum. Aynen. Bekliyordum zaten böyle bir puanı. Tuğçe kesinlikle kendisine 4 verildiği için ayıp olmasın diye 3 vermiş. Benim koskoca evimden sonra yaptığı bana o kadar büyük bir saygısızlık ki açıkçası. Başka hiçbir şey değil. Benim koskocaman evim şey var ama hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Tuğçe evde bir tane var. Olumlu yorum yapmayıp burada gelip 3 vermesi resmen bana hakaret, başka bir şey değil. Ben o bana yüksek puan verdi diye değil, bazı şeylerini beğendim diye söyledim. Tabii ki de eleştireceğim. Peki yorum yaparken koskoca ev diyorsun. Koskoca evde yorum yaparken niye bir şeyini beğenmedin? Benim puanım bu şekilde. Sen istediğin kadar adaletsiz olduğunu düşün. Asıl adaletsizliği yapan kendinsin. Bana inat mı verdin o puanı? Kime? Bana. Bu puanı? Evet. Yani senin gününde değiliz, seninle alakalı hiçbir şey yok. Her şeyi kendi üstüne çekmek zorunda değilsin. İkimiz yarıştığımız için ikimizi kıyaslamak zorundayım. Ben Zeynep'e özel bir puan verdim. Herkese kendine özel bir puan veriyorum. Ben sadece bu evde daha sıcak, daha güzel eşyalar olduğu için bu puanı verdim. Gizem'e şov diyorsun ama şovun büyüğünü sen yapıyorsun. Kendi günün geçti nasıl olsa rahatım. Kim bana verdi, ne verdiyse onu vereyim derdindesin. Başka hiçbir şey değil. Şov yapmak isteseydim zaten yeterince şovum oldu. Yani ilerleyen zamanlarda daha büyük şovlar yaparım. Aslanım şu an midem o kadar çok bulanıyor ki çok gerildim ama size ayıp olmasın diye gerçekten buradan kalkmayacağım. Ay canım rica ederim. Yani kendi kötü hissediyorsan, miden bulanıyorsa hani sen çünkü hamilesin nihayetinde bir hava al. Ben kalkayım aslanım evet. Tamam bir hava al. Çünkü biliyorsunuz arkadaşınız bebek bekliyor. Bir su iç. Arkadaşlarımız da seninle ilgilensinler. Yani her kötü yorumda bu şekilde gidecek mi? Hamile olabilir ama yani bir bayılmadığı kalıyor. Yok yok gitmeyeceğim dedi. Bak şimdi Tuğçe gitmeyeceğim dedi. Allah'ı var. Gitmeyeceğim dedi ama. Ama gitmeyi düşünmüş. Hayır şey dedik çok kötü hissediyorum kendimi ama kalkmayacağım yerimden dedi. Evet. Ve dolayısıyla ben çıkmasını istedim. Malumunuz bebeği var ve arada konuştuğumuzda Aslı abla midem bulanıyor biraz. Bebek bulantı yapıyor olabilir dedim. Hatta beyaz da bebeği gelirmiş evet. Falan gibi şeyler söyledim biliyorsun. Bir bakalım. Su içti şimdi görüyorum. Zeynepçim gelebilir misin? Teşekkür ederim öncelikle izin istediğin için ve çıkmak istememene mutlu oldum. Çünkü ilk gün yaptığın gerçekten hiç hoşuma gitmemişti. En azından beni birazcık anlayabilmişsin. Dün iyi ki de gitmişim ama aslanım hiç pişman değilim. Evet. Neyse sakin olalım biraz. Ve Melikeciğim sendeyiz. Bugün pek bir sessiz sakindin. Valla gergin bir gündü bence. Genel olarak bayağı bir sürtüşmeli atışmalı geçti. Kıyamam sana o güzel gözlerinle. Böyle gözlerini çeviriyorsun. Peki o zaman gelinimiz en yüksek puanı senden bekliyor. Evet. Önce sebeplerini duyalım mı? Duyalım bence de. Hadi duyalım. Ne kadar hani ne beklediğini bilemeyeceğim ama hani niye benden beklediğini de anlayamadım. Evinde hani beğendiğim noktaları da belirttim. Niye bekliyorsun Melike'den? Konuşmadı pek kötü bir yorum yapmadı aslında. Konuşmadın aynen. Bugün sen açmadın pek aynen. Ağzını. Hiç, ondan. Hiçbir şeye kötülemedin o yüzden senden yüksek puan aldım. Aa gözümle inceledim hayatım yani eleştireceğim yerleri. Sinsi alsam o zaman şey yapmış. Öyle mi yap? Aynen o şekilde. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Sendeyiz hayatım. Ben puanımı açmak istiyorum. Sebeplerini de belirteceğim açtıktan sonra. Peki Melike'cim puanını görelim canım. Benim sana puanım Zeynep.
2 puan. Cidden bunu hiç beklemiyordum. Allah Allah. Aynen. Hiçbir kötü yorum yapmayıp içeriden böyle sinsi sinsi düşünüp bu puanı verdi bence. Sinsi değilim tatlım. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Sinsisin, az önce de daha puan açmadan önce de alttan alttan gülüyordun zaten. Sadece ona mı takıldı? Evet, ona takıldı. Şaka gibisin, hiçbir hala, şey demiyorum. Hala gülmeye devam ediyor. Çok büyük saygısızlık, sonuçta puanımı açtın hayatım, ve gülüyorsun. Hayatım bir dakika, lafımı kesme. Ben şimdi açıklamamı yapacağım. Tabii, bir buyurun, saniye. Yap. Yatak odağında sadece beğendiğim dolabın o şekilde yaptırıp tasarlanıp güzel bir şekilde ayarlanması. Bir de sunum masandaki gümüş uyum. Ben gümüşü çok seviyorum. O yüzden kapıdaki karşılama tamamen saygısızlık ve çok itici negatif enerjiyle yükledim bizi. Sonuçta orada ya kapıda size hiçbir şey demedim. Tamam, gülmemiş olabilirim ama başka hiçbir şey yapmadım. Güzel enerji yani almam gerekiyordu. Yani sadece o mutfağım çok mu kötüydü ya da burada beğendiğin hiçbir şey yok muydu? Hayır, uyumsuzluk vardı. Senin günlere sana kahkahalarla güleceğim. Tamam gül canım, bekliyorum dört gözle. Peki. Hep gül, her yerde gül. Yeter ki gül diyorsun. Evet, gülsün aslanım. Peki. Şimdi gelinlerden sen 9 puan aldın Zeynep'ciğim. Ben senin için puanımı kullanıyorum. Benim güzel gelinim Zeynep. Ah Zeynep, ah. Çok heyecanlıydın, bir türlü heyecanını yenemedin. Ben hep ne diyorum biliyor musun? Fazla heyecan insana kaybettirir, zarar verir. Fazlası güzel bir şey değildir ama ortası, birazı insanı her zaman enerjik ve yüksekte tutar. O sebeple gelinleri heyecanından dolayı ben biliyorum çok soğuk ve biraz asık suratlı karşıladın. Bizim gelinlerin de bu hiç hoşuna gitmedi. Seni bu konuda epeyce eleştirdiler biliyorsun. Misafirperverliğin konusunda çok ciddi yorumlar aldın. Sonrasında evine gelecek olursam, salonundan bahsedecek olursam güzel parçalar var. Fakat biraz kafa karışıklığında var. Çeyizinde güzel parçalar vardı ama sen ne dedin? Ben çeyiz sevmem, ben çeyiz sevmem dedin. Ve orada gerçekten enteresan bir hikayeyle karşılaştık. Aslına bakacak olursan gün boyunca senin yaşadığın farklı, değişik hikayeler, senin nitelendirdiğinle hikayelerin vardı. Ve gerçekten de farklı şeyler yaşamışsın. Ama şimdi diliyorum ki güzel şeyler yaşa hayatında. Hep mutlu ol. Eşin seni çok seviyor. Biraz o evliliği ve mutluluğu birazcık geç yakalamışsın. Ama bence çok güzel olmuş. İlişki testini de vallahi muhteşem bir şekilde geçtiniz ve bizden bugün altını kazandınız. Tatlı bir gelinsin. Ben sana yuvanda mutluluklar diliyorum canım benim. Çok teşekkür ediyoruz her şey için Zeynep'ciğim sana. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Hanımlar, sizlere de çok teşekkür ediyorum bugün için. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında yine Bursa'dan Gizem Gelin'in evinden merhaba diyeceğiz. Gizem, Bursa'nın neresindensin? Mudanya. Ay, Mudanya'ya geliyoruz. 50.000 TL için 4. günde bakalım neler bizi bekliyor olacak. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.